Herkese merhaba. Bu videomuzda oda etiketlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Kısa bir video olacak çünkü çok basit. Oda etiketleri yapacağız. Burada etiketten aldığımız mimari altlığımızda mesela burası oturma odası ve 16.47 metrekare yazıyor. Biz bunları Revit ile yazdırmaya çalışacağız. Yöntemleri nelerdir, neler yapabiliriz bunları bir göz gezdireceğiz. Hemen başlayalım o zaman. Architecture sekmesinin altında Room komutuyla oda etiketlerini yapabiliriz. Room komutuna tıkladım. Gördüğünüz gibi her odada bir alan çıkarıyor bana. Burada oda adını yazacak, metrekaresini yazdıracağız. Bunları tek tek odaları seçerek de yapabilirim. Önce o yöntemi göstereyim. Bu odayı seçtim. Buraya bir oda adı ve numarası verdi. Oda adını tabii ki de değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde odalar yapabiliyorum. Burada room yazısına tıklayarak odanın adını değiştirebiliriz. Yani mesela şuraya da gibi yazabiliriz. Bunların hepsini tek tek yazmak yerine otomatikte yazdırabiliriz. Mesela şunları siliyorum. Evet. Room komutunu çalıştırdım. Gördüğünüz gibi yukarıda birkaç seçenek var. Burada otomatik olarak hepsini yap dediğim zaman, yani otomatik tuşuna bastığımız zaman bize diyor ki 15 odaya otomatik olarak oda isimleri yazdım. Burada gördüğünüz gibi metrekarelerini yazdıracağız birazdan ama şu an odanın alanını seçip oraya bir oda adı ve oda numarası yazdı. Bu tabi sadece odalar için değil, bütün alanlar için etiketlerimizi bizim için otomatik oluşturmuş oldu. Şimdi burada etiketlerimizi kendi formatımıza çevirmek istiyoruz. Yani salon ve metrekaresini yazdırmak istiyoruz. Biz oda numarasını yazdırmak istemiyoruz diye varsayıyorum. Room yazısına tıklayarak oda adını değiştirdim. Buradan oda numarasını değiştirebilirim ama benim oda numarasına ihtiyacım yok. Bu yüzden oda etiketine tıkladığımda Properties'te bize birkaç seçenek sunuyor. Bunlardan metrekare ile beraber olan veya işte volümü ile beraber olan gibi seçenekleri var. Peki ben burada ne yapabilirim? Kendime ait bir etiket oluşturabilirim. Duplicate diyerek burada oda etiketi adı altında bir etiket oluşturdum. Buradan volümünü görmek istemiyorum. Oda numarasını görmek istemiyorum ama metrekaresini görmek istiyorum. Görmek istediklerimizin onay işaretini işaretleyip tamam dediğimizde bu şekilde bize salon ve metrekaresini yazıyor. Ama gördüğünüz gibi diğerleri değişmedi. Çünkü bunların Properties'te gördüğünüz gibi bunlar oda etiketi değil. Bizim oluşturduğumuz oda etiketi değil. Sağ tıklayıp AutoCAD'teki Select Similar mantığıyla hepsini seçtim ve buradan Properties'ten oda etiketi olarak değiştirdim. Şu an hepsi metrekare olarak görünüyor. Yalnız şurada bir hata var. Burası arada bir duvar var ama tam duvar değil. İkiye bölünmüş bir alan. Ben ise burada Revit benim çizimime göre burayı ikiye tek yapmış, ikiye bölmemiş. Ben bunu ikiye bölmek istiyorum. Şimdi buradaki alanı sildim. Tekrardan Room komutlarına geliyorum. Buradan Room Separator diyeceğim. Çünkü bu odayı ikiye ayırmam gerekiyor. Room Separator dedim. Duvarın bitiminden diğer duvarın bitimine bir çizgi çektim ki bu odayı ikiye ayırması için. Tekrar Room komutuna tıkladım ve şu an gördüğünüz gibi burayı ikiye böldü. İşte bu kadar basit bunları yapmak. Buraya da iki tane oda etiketi yerleştirmiş oldum. Peki bunları seçip tekrar bizim yaptığımız oda etiketinden yapalım. Şimdi burada her şey güzel gibi görünse de aslında bir sorun var. Çünkü yazı stili ve birbirine olan uzaklığı bizim gözümüzü biraz rahatsız ediyor olabilir. Burada Revit'te her şey olduğu gibi burada da bunlar bir family. Bu family'yi tabii ki de düzenleyebiliriz. Burada oda etiketine tıkladığımızda yukarıda çıkan sekmeden Edit Family diyoruz.
ve bize family açılmış oldu. Biz burada ne görmek istiyorduk? Odanın adı ve metrekaresi. O yüzden oda numarasını move komutuyla aşağıya taşıdım. Volümü move komutuyla aşağıya taşıdım. Metrekareyi yukarıya taşıdım. Bunları da yine altına taşıyalım. Peki aslında bir de bunların yazı boyutu biraz büyüktü. Yazı boyutlarını değiştirmek için Edit Type'a gelip buradan tekrar Duplicate diyeceğim. Burasının 1 milim olmasını istiyorum yazının. Tabi sadece adını yazdığımızda değişmiyor, artık bunları öğrendik. Buradan Text Size'ımızı da 1 yapmamız gerekiyor. Onayladıktan sonra artık yazılarımız küçüldü. Peki bunu projemizde nasıl kullanacağız? Eğer sürekli bunu kullanmak istiyorsanız, daha sonraki projelerde de kullanmak istiyorsanız buradan Save As diyerek bu family'yi kaydetmenizi öneririm size. Yani family'lerinizin olduğu bir yere kaydetmenizi öneririm. Böyle arşivler yapmanızı da öneriyorum size. Şu an başka bir yöntemden de bahsedeceğim. Biraz acelemiz olduğu için. Load into project diyerek yaptığımız düzenlemeleri projemize işleyebiliriz. Load into project dedim ve burada düzenlediğimiz parametrelerin projeye işlenip işlenmemesi gerektiğini soruyor. Çünkü şöyle bir durum var. Ben bunu farklı kaydetmedim. Aynı isimle şu an bir düzenleme yaptım. Ve projede bu oda etiketlerinden var. Bunlarla aynı olmasını istiyor musunuz diye soruyor aslında. Yani yaptığınız düzenlemelerin burada işlenmesini istiyor musunuz diye soruyor. Evet dedim. Gördüğünüz gibi aslında biraz da küçük olmuş. 1.5 veya 2'de yapabilirdik yazı boyutunu. Bu size kalmış. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yazı boyutlarımız küçüldü ve birbirine yaklaştılar. Böyle biraz daha güzel bir görüntü olmuş oldu. Şimdi kontrol edelim. Oda ismimizin olmadığı bir yer var mı? Hatta biz bunların hepsine isim de verelim ki projemiz bittiğinde ben tekrar bir link olarak paylaşayım. Çizdiğimiz projeyi tekrar paylaşayım ki siz de onun üzerinden devam edin. Yardımcı odası dedik. Banyo dedik. Tabii ki de bu isimleri oda etiketlerini taşıyabiliriz. Şu şekilde taşıyabiliriz. Burası ebeveyn banyo. Ebeveyn yatak odası. Yatak odası. Yatak odası. Koridor. Bunu da biraz şöyle taşıyalım. Burası banyo. Burası çamaşır odası. Evet, burada da aslında bir sorun var. Giriş holi ile koridoru birbirinden ayırmamış. Bizim mimarımız ayırmış. Burada tekrar room separator kullanarak bu duvarla bu duvar arasında bir çizgi çekiyorum. Buradaki oda etiketini ve adını kaldırıyorum. Ve tekrar room komutuyla buraya bir oda etiketi ve buraya bir oda etiketi koyuyorum. Yine bu oda etiketlerini kendi oluşturduğum oda etiketi ile değiştiriyorum. Evet, burası koridor. Burası giriş holü. Burası WC. Şimdilik bir sorun yok gibi görünüyor aslında. Evet, şu bir şaftı. Bunu yapmaması gerekirdi. Separatörü sildiğimizde burada bir sıkıntı oluyor. Silmesek daha iyi olacaktır. Evet, şimdi son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Mesela giriş holü oda etiketini yanlışlıkla sildiğimizi varsayıyorum. Burada gördüğünüz gibi odamızın alanı silinmiyor. Peki, tekrar oda alanı yapmak yerine biz burada ne yapabiliriz? Oda etiketini tekrar yapabiliriz. Bu da tag room komutu ile bu şekilde odamızın etiketini tekrardan yapabiliriz. Oda etiketini properties sekmesinden tekrar değiştiriyorum.
Gördüğünüz gibi burasına tekrar yazmama gerek kalmadan giriş holü olarak otomatik olarak yazdı. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. Umarım size faydalı olmuştur. Mimari tamamladığım zaman tekrar link olarak paylaşacağım ama önceden de zaten link olarak paylaşmıştım mimarinin bir kısmını. Bunları, bu videoları izlediğinizde benimle birlikte uygulama yaparsanız sizin için daha güzel olur. Önceki videolarda mimarinin linkini bulabilirsiniz. Oradan indirip benimle beraber siz de örneklerle alıştırmalar yapabilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.